Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir tavuklu tortillo börek hazırlıyoruz. Çok lezzetli, nefis bir tarif, lezzetli olduğu kadar pratik bir tarif. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce bir tane kuru soğanı yemeklik doğrayarak başlıyorum. Soğanı doğrayıp hazırladım. Bütün malzemeleri bu şekilde hazırlayıp direkt ocağa geçerek çabucak hazırlayabilirsiniz. Bir tane kapya biber ve 2 adet de yeşil biber kullanıyorum. İçlerini temizledim. Şimdi biberleri doğrayarak hazırlıyorum. Ne çok iri ne çok ufak. Çok ufak olup içinde kaybolmasını istemiyorum. Çok iri olup da böyle iri parçalar halinde de görünmesin. İri parçalar halinde de gözükmesin. Bakın büyüklüğünü görüyorsunuz. Biberler de hazır. Bir tane tavuk göğüs eti kullanıyorum. Küçük küpler halinde tavuk göğüs etini doğruyorum. Tavuk eti de hazır. Bakın. Hemen pişirme işlemine geçiyorum. Tavaya ayçiçek yağını koyuyorum. Yarım çay bardağı. Üzerine ısındıktan sonra tavuk etlerini ilave ediyorum. Ve tavuklar böyle bakın kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Artık tavuklar suyunu çekti. Çok az kaldı. İçine soğanını ekliyorum. Soğanlar ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. 1-2 dakika birlikte kavuruyorum. Soğanlar yumuşamaya başladı. Artık içine biberlerini ilave ediyorum. Kırmızı ve yeşil biberi. Biberler ile birlikte de hafif yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Biberler yumuşadığında tamam demektir. Bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçası da kavruldu. Şimdi baharatını ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı, 1 çay bardağı da dondurulmuş bezelye ilave ediyorum. Ve yine 1 çay bardağı dondurulmuş mısır ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Ve bu suyu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Suyunu çekecek, lezzetler bütünleşecek. Mısır ve bezelye de bu aşamada yumuşayacak. Koymuş olduğum suyu çekinceye kadar pişti. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Ekmekleri yapıştırmak için bulamaç hazırlıyorum. Bulamaç için 2 yemek kaşığı un ve üzerine 4-5 kaşık su ilave ediyorum. Ne çok akışkan ne çok koyu kıvamlı olması gerekiyor. Güzelce un ve suyu karıştırıyorum. yavaş yavaş suyunu eklerseniz kesinlikle sorun yaşamazsınız. Böreğimizin kenar kısımlarını yapıştırmak için kullanıyoruz bu harcı. Bulamacı daha doğrusu. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi tortilla ekmeklerini hazırlıyorum. Bunları ortadan ikiye kesiyorum. Toplamda 8 adet tortilla ekmeği kullanıyorum. Ekmekleri kesip hazırladım. Artık bakın tavuk etinin de ilk sıcağı çıktı. Tamamen soğumasını da beklemenize gerek yok. Şimdi üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Ekmeklerden bir tanesini alıyorum ve bakın üçgen şekilde katlıyorum ve bu katlanan aradaki kısımlara daha önceden hazırlamış olduğumuz bulamaçtan, hamurdan daha doğrusu sürüyorum. Bastırarak yapıştırıyorum. Bakın üçgen büyük bir huni şeklinde hazırladık. Şimdi bu iç kısmına tavuklu harçtan bolca koyuyorum. Ağız kısmına yine aynı şekilde hamurdan sürüyorum. Ve yapıştırıyorum. Parmak uçlarınız ile sıkıca bastırırsanız yapışacaktır birkaç kez bastırdığınızda. Ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın ortaya katlıyorum. Diğer tarafı da hamuru sürdükten sonra üzerine kapatıp bastırıyorum. Bastırdığımızda rahatlık ile yapışıyor. Ve şimdi iç harç ile dolduruyorum. Yine aynı şekilde ağız kısmına harçtan koyup kapatıyorum. Uç kısmına yine hamur sürüp parmak ucum ile bastırarak kapatıyorum. Börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum. 180 derece önceden ısınmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Börekler pişerken dip sos hazırlıyorum. Dip sos için 4 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Üzerine bir diş sarımsak rendeliyorum. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı mayonez ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bakın börekler hafif üzerleri kızarıncaya kadar pişti. Bu kadar pişmesi yeterli. Sıcakken üzerlerine çok hafif tereyağı sürüyorum. 2 fırın tepsisine yakın börek oldu. Hazırlamış olduğum malzemeden. Ve servis tabağına marullar yerleştirdim. Ortaya dip sosu koydum ve pişmiş olan börekleri de yerleştiriyorum. Evet, artık afiyetle yemeğe hazır. Hemen bir tanesini alıp size göstermek istiyorum. Bakın hazırlamış olduğumuz dip sosa bandırarak afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir börek, tam bir ana yemek tadında aslında. Börek demek az kalıyor çünkü. Çok lezzetli, nefis bir tarif. Şöyle bölerek de içini göstermek istiyorum bu harika lezzetin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili takipçilerim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerimden haberdar olabilmeniz için bu gerçekten çok önemli. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.